Bir Demir'e de döneyim, Ankara'dan devam edeyim. Aslında soruma yanıtı Çetiner verdi ama bunu bir tartışalım istiyorum burada da. Bu saldırılar, Lübnan'a yönelik bu baskı, askeri bir hedefin bir aşaması mı? Yani yeni bir kara harekatından önce sahaya yönelik bir askeri faaliyet mi? Yoksa orada halkın gerek Hizbullah gerekse oradaki mücadele etme azmine, direncine yönelik o direnci kırmak üzere psikolojik bir savaş mı? Gerek bu cihazların patlatılması, gerek bu suikastler ve bu son bombalamalar. Şimdi öncelikle isterseniz şuradan başlayayım. Çetiner aslında çok doğru bir yere parmak bastı. Türkiye'de biz bu saldırıları bir elektronik ya da bir siber saldırı olarak tartışıyoruz. Oysa bu saldırılar sadece bu çerçevede görülmemeli. Biraz önce Çetiner'in ifade ettiği gibi bu saldırının akabinde İsrail, Hizbullah'ın en önemli grubundan olan Rıdvan grubunun 11 tane üst düzey yöneticisini öldürdü. Ve şehir yapılanmasını deşifre etti. Dolayısıyla aslında burada biraz da İsrail istihbaratının çalışma stillerini ve çok disiplinli konseptini falan uzun uzun belki konuşmak gerekir ama onlara vaktimiz yok burada. Şimdi o yüzden bu saldırı aslına bakarsanız sadece bir siber saldırı değil. İzleme, teknik takip, elektronik istihbarat, örgüt içine sızma, espiyonaj gibi çok katmanlı, bütünleşik bir eylem planının bir parçası. Çünkü İsrail aslına bakarsanız istihbarat örgütü böyle çalışıyor ve bu konseptim yine Türkiye'de çok yanlış bilinen bir hususu vardır. Genelde biz İsrail istihbaratı dediği zaman aklımıza Mossad gelir. Oysa bu tür planlamaların üst düzey, teknik düzeyde ve yine takip ve analizdeki en önemli örgütü IDI dedikleri ya da AMAN dedikleri askeri istihbarat teşkilatıdır. Ve bu istihbarat teşkilatı aslına bakarsanız hem İsrail istihbaratında Mossad'ı hem de Şabak'ı birleştiren çok üst düzey bir istihbarat gücünü ifade eder. Şimdi bir başka husus, bu saldırılar Lübnan için neyi ifade ediyor? Ben biliyorsunuz 7 Ekim'den itibaren sürekli bunu söylüyorum zaten, bir daha tekrar edeyim. Bu savaş bölgesel bir savaşa evrilmeyecek. Ben bunu 7 Ekim'de söyledim, bugün de yine inatla üstüne basa basa söyleyeceğim bunu. Şimdi Çetiner'in yine doğru bir şekilde bölgeden aktardığı gibi bir defa Lübnan'ın İsrail'le karşı karşıya gelecek ve savaşacak kapasitesi yok. Lübnan çok büyük bir krizin eşiğinde, belki Çetiner orada sokakları bize gösterseydi görecektik. Yekvi şeklinde dükkanların üzerine yazılı birçok dükkanın üstünde duvar yazıları göreceğiz biz Lübnan'da. Ne demek bu? Artık yeter diyorlar. Yani biz savaş falan istemiyoruz. Bıktık artık savaştan diye. Lübnan sokakları halkın büyük bir tepkisiyle karşı karşıya. Aslında Hizbullah Lübnan'da güneyde çok güçlü, doğru ama bütün Lübnan'a baktığınız zaman Hizbullah'ın yaptıklarından dolayı Lübnan'da uzun süreli savaştan bıkmış bir halkla karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda bize bir başka şeyi gösteriyor Eren Bey. O da şu, niye İsrail istihbaratı Lübnan'ın içerisinde ve Hizbullah'ın içerisinde bu kadar güçlü? Ya da tersine Hamas liderinin öldürülmesinden de alalım. Aslına bakarsanız İsrail istihbaratı İran'ın içinde de çok güçlü. Çünkü gerek İran gerek Lübnan ikisi de kırılgan rejimlere sahipler. Ve burada halklar uzun süreli ekonomik anlamda çok ciddi anlamda dezavantajlı durumdalar. Savaşın lordları dediğimiz savaş ağaları oluşmuş durumda. Ve Lübnan 18 farklı gruptan oluşuyor. Ciddi anlamda parçalanmış durumda ve burada bir yerde askeri kanatlar halkın üstünde hem sert bir otoriteye sahipler, baskıya sahipler, aynı zamanda ekonomiyi de kontrol ediyorlar. Yani halk şöyle düşünüyor, Lübnan'da da böyledir, İran'da da böyledir. Ya bu askeri komutanlar veya askeri hiyerarşi içinde bulunanlar rahatlar, yiyorlar, içiyorlar ama biz bir sefaleti yaşıyoruz.
Dolayısıyla şimdi burada Lübnan'ın bir savaşa girmesi mümkün değil. Bunu bir defa kabul edelim. Peki Hizbullah bu savaşı götürebilir mi İsrail'e karşı? Aslına bakarsanız bu zamana kadar gördük ki Hizbullah da İsrail'e karşı topyekun bir savaşı göze alabilecek yapıda değil. O da uzun süreli yıprandı. Peki İsrail ne istiyor bu süreçte? Belki onu doğru konumlandırmak lazım. Aslında İsrail yaptığı şey psikolojik harekat. İsrail çok rahatlıkla Lübnan'a ara ara giriyor. Lübnan'ın ciddi anlamda Hizbullah hedeflerini yok ediyor, vuruyor. Ve bununla da ciddi anlamda bir kazanım elde ediyor. Yani aslına bakarsanız İsrail bundan çok memnun. Bu süreç içerisinde İsrail hem bir gövde gösterisi yapıyor, hem gerektiği zaman istediği yerde Hizbullah'ı vurabiliyor. Yani en son bu 11 tane Rıdvan grubunun toplantı anında vurması bile sadece teknik takibe bağlı bir şey olarak kabul edilemez. Mutlaka insan istihbaratının içeriden bu toplantının haber alındığı, onların orada bulunduğuna dair ciddi bir istihbaratının olması lazım İsrail'in. Yine şehir yapılanmasını bu şekilde deşifre etmesinin İsrail'in Hizbullah'ın içerisinde çok ciddi anlamda bir istihbaratı olduğunu gösterir. Böyle bir istihbaratı varsa İsrail'in, ki bana göre var, o durumda bunu riske atıp bir konvansiyonel savaşa doğru savaşı sürüklemesinin hiçbir anlamı yok. Peki. İsrail alacağını alabiliyor aslına bakarsanız bu süreçte. Peki.